Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Emma ba'd. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Hasbihal programımızda yine FM TV ekranlarında canlı olarak sizlerin karşısındayız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel, bereketli bir gün inşallah geçirmişsinizdir. Bugün inşallah hafızı sistemimiz Hasbihal'in masasında bunun genişletilmiş versiyon olarak ülkemizdeki din eğitimini yeterli görüyor musunuz meselesi inşallah bugün en bariz olarak tartışacağımız, konuşacağımız konu ve bu konuyla ilgili çözümlerimiz masamızda, önerilerimiz masamızda. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez medreseler legalleşmeli ifadesi kullandı. Bu ifade inşallah bugün Hasbihal'in masasında bu konuyu beraber görüşeceğiz, konuşacağız. Vize ve mülteci konusu inşallah masamızda. Bugün onu inşallah hep beraber değerlendireceğiz. Siz de bu konularla alakalı Allah için bir söz söylemek isterseniz veya bir mesajla bize ulaşmak isterseniz hasbihal@fmtv.com.tr'den bizlere mail gönderebilirsiniz. Hasbihal hashtag'ten Twitter üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. 0216 488 0488'den de bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. 0534 707 26 06 0534 707 26 06 bu numaradan da WhatsApp'tan sadece mesaj olarak bizlere ulaşırsanız inşallah sizler de bu programa güzel katkılarda bulunmuş olursunuz. Ben hemen kıymetli hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Mevla Teala başarılar nasip etsin. Tesisinizi yüksek eylesin. Güzel çalışmalar oluyor elhamdülillah. İnşallah. Bu çalışmaların inşallah Türkiye'de ve tüm dünyada tesisini görmeyi nasip edersin inşallah. Çok memnun olduk, çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugün de inşallah Masum hocamızın ağzından inşallah ülkemizin, dinimizin menfaatini inşallah güzel kelimeler duyacağız inşallah. Evet Recep hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Yusuf hocam hoş geldiniz. Reşit hocam hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şu an şüphesiz ülke olarak en çok yapmamız gereken dini olarak kendimizi geliştirmek. Çünkü elhamdülillah şükürler olsun %99'u Müslüman olarak ifade edilen bir ülkedeyiz elhamdülillah. Onun için de hem ecdadımıza yakışmak hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetliğine yakışmak babından ben sevgili hocamıza hemen ilk sorumuzu sorayım. Ülkemizdeki dini eğitimi sevgili hocam yeterli görüyor musunuz? Evvela hoca arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Bütün ekranı başında bulunan seyircilerimize de selam ediyorum. Allah hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Elhamdülillah gerçekten güzel programlar oluyor. Arkadaşlar bu işi güzel yönetiyorlar, güzel takip ediyorlar. Güzel tesirli çalışmalar yapıyorlar. Rabbim tesirini yüksek eylesin inşallah. Çok güzel ulaştıkları yerlerden almış olduğumuz haberlerle beraber oradan verilerin yani ifadelerin çok başarılı olduğunu görüyoruz. Elhamdülillah inşallah Mevlam bunun tesisini de daha da yüksek eylesin inşallah. Şimdi dini eğitim yeterliliği meselesiyle alakalı tabi normalde olayı masaya yatırmak lazım değil mi? Masaya evet. Yatırdığımız zaman hep beraber ne yapacağız göreceğiz. Tabi şükürler olsun yine diyelim. Şükürler olsun diye başlayalım. Şükürler olsun diye başlarsak o zaman Mevla artırır inşallah. İnşallah. Bu niyetle inşallah şükürler olsun diyelim. Ama tabii gençliğimize baktığımızda, evlatlarımızın yetişme tarzına baktığımızda 20 milyona yakın bir eğitim sisteminde talebe, öğrenci sistemi olan bir Türkiye'mize baktığımızda bu dini eğitimle alakalı mahallelerimizde, sokaklarımızda, çarşımızda, caddelerimizde şöyle bir baktığımızda dini eğitimin yeterli olmadığını ne yapacak herkes? Herkes söyleyecek yani. Herkes bunu görecek ve söyleyecek yani. Ve en netice bunu tabii söyleneceği için de bu mutlaka lazım olduğunu da nereden göreceğiz? Bugün Türkiye'mizde ailelerle alakalı bakıyorsunuz olmayacak şekilde cinnet geçiriyor insanlar. Genç kızlarımız intihar durumunda. Genç erkekler gerçekten olmayacak bataklığın içine sürüklenebiliyor. Alışkanlıkların içine sürüklenebiliyor. Hatta ve hatta Allah muhafaza için teröre gidebiliyor yani. Normal şartlarda teröre yani ihanete gidiyor yani. Eğer normal şartlarda bu kardeşlerimize gerçekten istenilen dini eğitim, dini seviye, şuur verilmiş olsa bunların kesinlikle bu teröre gitmesi,
veya buna benzer kötü alışkanlıklara düşmesi veya cinnet geçirmesi. Hatta geçenlerde bir haber vardı, biliyorsunuz. Ne haberde neydi? 2000 küsür tane yine tekrar işte psikolog doktor alınacakmış. Niçin? Niçin alınacak bunlar? Dikkat ediyor musunuz yani? Yani bu insanlara eğer biz dini eğitimini vermezsek, dini şuurunu, dini hassasiyetini, Allah'la barışıklığını vermezsek, peygamber hayatının gerçekten yaşantılarını öğretmezsek, alıştırmazsak, sevdirmezsek, işte bu sefer netice itibariyle insanların varacağı nokta burası olur yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve tüm peygamberlerin Mevla Teala tarafından gönderilişine baktığımızda hep eğitim üzerine gönderilmişler. Dini eğitim ama. Dini eğitim üzerine gönderilmişler. Hem dünyevi eğitim var işin içinde, hem dini eğitim. Ama özellikle ağır durulan konuya baktığımızda, mesela Mekke dönemine bakıyorsunuz, Darül Erkam'da eğitim görülmüş. Dikkat edin, Darül Erkam'da eğitim görülmüş. La ilahe illallah eğitimi görülmüş. Ve bu insanlar tamamen eğitilerek ne yapılmış? Bakın, diri diri çocuklarını gömen insanlar, daha sonra karıncaları, çekirgeleri incittiklerinde peygambere sormuşlar, ya Resulallah durumum ne olur demişler yani. Neyle? Eğitimle olmuşlar işte. Kur'an eğitimiyle, Allah eğitimiyle, Allah'la barışık yaşama eğitimiyle olmuşlar yani. O yüzden dolayı eğitimsiz olması mümkün değil. Ve eğitimsiz bizim varacağımız noktaların hep beraber görüyoruz yani. Eğitimsiz mümkün değil. Dini eğitim yeterli diyen bir insan gerçekten kesinlikle olaylara bakmıyor demektir. Haberdar değil demektir. Neye baktığının farkında değil demektir. Dini eğitim olmasın diyen bir insan gerçekten Allah'ını, peygamberi, kitabını tanımıyor demektir. Hiç bunun Allah'la peygamberin işi olmamış demektir. Vatanını, milletini düşünmüyor demektir. Çünkü en netice hep beraber işte görüyoruz. Neyi görüyoruz? Eğitimsiz insanın. A'dan Z'ye kadar eğitimsiz insanın her tarafı vatanına, milletine her türlü ne? Sıkıntı vermek ya. Sıkıntı vermekten başka bir şey yok ya. Bugün yani ne kadar insan kendisi yapıyor diye düşünmeyeceksiniz sakın. O yanlış olur. Mesela adam kendisi intihar ediyor. Hayır, kendisi intihar etmiyor. Örnek oluyor. Niye örnek oluyor? Bütün gençliğine örnek oluyor. Bütün evlatlarımız örnek oluyor. Bütün insanlar örnek oluyor. Bütün insanlar örnek olunca insanların başı, şeyinde, etkisinde yani beyin altında ne kalıyor? Bak, sıkıştığı zaman bunu yap demek istiyor. Sıkıştığı zaman bunu yap. Allah muhafaza etsin. Tabii. Algı operasyonuyla beraber ne oluyor otomatikmen? Herkes oraya sürükleniyor. Biraz sıkışan insan, biraz dara giren insan. Bir bakıyorsun cinnet geçirdim. Rahatsız oldum, şöyle oldum, böyle oldum. Ve nice sıkıntılar hep beraber görüyoruz. Her birinin neticesi manevi eğitim eksikliği. Her birinin yani. O yüzden dolayı manevi eğitime mutlaka ağırlık verilmesi lazım. Bir de eğitim, bu eğitimle alakalı, manevi eğitimle alakalı tekrar ediyorum. Burası çok önemli. Şimdi manevi eğitimi nerede alacak bu insan? Kaç yaşında alması lazım? Hangi eğitim tarzıyla alması lazım? Gerçekten bunu sunanlar kimler olması lazım? Bu manevi eğitimi verenler kimler olması lazım? Manevi eğitim veriyorum havasında kim var veya gerçekten veriyor mu? Bunların hep incelenmesi lazım. Bakıldığında halkımız da bu işi istemesi lazım. Bakın normal şartlarda Türkiye'de biliyorsunuz halkın isteklerini mutlaka yerine getiren bir hükümet var. İstiyor yani bunu. Ne istiyor halk? Ne istiyorsa buna bunu değerlendirme hususunda bir mücadele veriyor. Ama halkımızda bakıyorsun ki hep maddiyatla alakalı istekler var. Ya yani maddiyatla alakalı istekler bir yere kadar. Ondan sonra çünkü huzur olmayacak. Eğer sen manevi ahlakı, manevi şuuru, manevi hassasiyeti bu çocukların kalbine yerleştirmediğin müddetçe, bu gençliği kalbine yerleştirmediğin müddetçe, bu saygıyı yerleştirmediğin müddetçe bu insanların kesinlikle ve kesinlikle huzurda olması mümkün değil. Mümkün değil yani. Çocuğun da böyle, gencin de böyle, yaşlısı da böyle, hepsi böyle. O yüzden dolayı mutlaka manevi eğitime çok daha fazla ağırlık verilmeli, üzerinde çok daha durulmalı. Peki nasıl olacak diye hemen bir soru sorulur. Herkes sorar yani. Doğru, nasıl olur? Çok kolay. Bu konuda gerçekten işin ehli olan insanlar, işte kanaat önderleri ve bugün Diyanet camiasının bütün fertleri, aynı zamanda gerçekten bu işin ehli olan, daha önce işi yapmış ama emekliye ayrılan insanlar ve gerçekten bu işte söz sahibi olabilecek insanlar, bunları güzel bir şekilde değerlendirerek ama camilerimizi 80 bin camiden bahsediliyor. Ama camilerimizi, ama kültür merkezlerimizi, ama Kur'an kurslarımızı, ama hatta uygun olan çay evlerini
çay ocaklarına uygun olan, her yer için söylemiyorum. Ve mahallemizde bir gerçekten bu işle alakalı ayrılmış ne gibi faaliyet gösterilen sohbet yerleri olabilir, aynı zamanda düğün salonları olabilir, hepsiyle alakalı herkesin gerçekten güzel bir şekilde canlanmasını sağlayarak ailevi konuda bu insanlara Kur'an eğitimi, ailevi konuda gerçekten Allah'ımız bir ailenin nasıl devam etmesini istiyor, nasıl oluşmasını istiyor, nelere dikkat edilmesini istiyor, eğitimi nasıl olması gerektiğini Mevla Teala istiyor. Bu şekilde şuurlandırma sistemiyle ticaret konusunda hatta ailenin çocuklarını nasıl yetiştirebilecek, nasıl yetiştirirse o evlattan Allah muhafaza etsin tehlikeye düşmeyen bir evlat olabilir. Yani bugün görüyorsun her gün istisnasız diyorum. Kaç tane telefon demiyorum, dikkat edin. Belki de devamlı ne var? Hocam çocuğumu şu hastalığa kaptırdım. Şu alışkanlığa kaptırdım. Şu durumuna düşürdüm. Bak her gün, ahlakı yapısı bozuldu. İşte her türlü hareket yapabiliyor. Anne tanımıyor, baba tanımıyor. Her ifadeyi rahatlıkla duyabileceğimiz her gün. Böyle bir tane iki tane demiyorum, dikkat edin. Şu anda bile normal şartlarda ne yapsak? Telefonları atsak desek ki halk konuşsun bakalım desek. Bak göreceksin ki bak niceleri çıkacak yani. Niye? Çünkü bu insanların, bu evlatların yetişme tarzı mutlaka önemli. Ama bunu yetiştirecek insanlar evvela anne baba olmasa bile bu aile. Bu ailede gerçekten nasıl şuurlandırılmalı? Demin saymış olduğumuz şekillerde o meclislerde işin ehli olan insanlar tarafından bütün Diyanet camiası, bütün hoca efendiler, bütün kanaat önderleri, her biri bu iş yapabilecek insanların her biri ne yapmalı? Mutlaka bu işte soyunmalı. Bu gençliğe gençliğin önünü açacak, şuurlandıracak, gerçekten onların kaliteli olmasını sağlayacak bilgiler vermeli. Vermediği takdirde Allah muhafaza etsin, bugünkü ortamı hep beraber ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bunların tamamına bakın. Her biri manevi eğitim boşlukluğundan kaynaklanıyor. İncele. İntihar. Bir intihara bak. Normal şartlarda intiharın dinimizdeki durumunu güzel bir şekilde çocuklara belli yaşlardan beri ne yapabilsek? Anlatabilsek. İki, cinnet geçirmeler. Gerçekten dünya hayatının bir imtihan olduğunu ortaya koysak, hatta ve hatta Allah Celle Celaluhu bu konuda yemin ediyor. Dünya imtihan yeridir diye yemin ediyor. Bu şuuru verebilsek, imtihanda olduğunu anlatabilsek, o zaman bakacak ki imtihandayım. Niye cinnet geçirsin? Ve bunun gibi tek tek buna kötü alışkanlıklar, Rabbinin razı olmadığı, hoşlanmadığı alışkanlıklara baktığımızda Mevla Teala sana sıhhat, afiyet, güzellik, akıl nimeti, öyle bir akıl nimeti vermiş ki bu akıl nimetini karşılığına dikkat edin. Dünyaları verseler. Bırakın dünyaları, ne istersen verseler aklın gidecek, deli olacaksın deseler insan kabul etmez ya. Kabul etmez yani. Bu kadar muhteşem bir nimeti sen kalkıyorsun çok basit şeylerden dolayı Allah muhafaza etsin bunu kötü eba diyorsun, kötü alışkanlıklarla beraber bunu perişan ediyorsun, rüsva ediyorsun. Ve Mevla Teala seni en büyük, en güzel kıvamda yarattığı halde, bütün meleklere seninle övüneceği halde, insan olarak övüneceği halde, bütün mahlukattan da en şerefli yarattığı halde sen bu şerefini kalkıyorsun, ayaklar altına seriyorsun. İşte bu şuurları, bu hassasiyeti, bu ciddiyetleri evlatlara, gençlere vermiş olmuş olsak bu gençler ne yapmaz? Kesinlikle batıla gitmez. Tabii. Hem dünyayı kazanır hem ahirete kazanır. O yüzden dolayı bizim mutlaka evlatlarımıza, gençlerimize dini eğitimi hassasiyetle beraber üzerinde durarak bakın bugün baktığımızda Çanakkale'den bahsedilirken bile hep manevi özellikler ön planda tutarak konuşuluyor. Dikkat ediyor musunuz yani? Bugün inanın surda ya Güneydoğu'da bile bakıyorsun ki gerçekten manevi seviyesi yüksek olan
İşin ehli olan kardeşlerimiz bakın nasıl konuşuyorlar. Burada diyor hak ile batıl davası vardır diyor. Her türlü sıkıntıya rağmen geri dönmeyeceğiz diyor. Bunu söyleyebiliyorsa neyle söylüyor? Manevi aklı soyuyla söylüyor işte. Ve bugün kaybetmiş olduğumuz gençlerimize baktığımızda her birinin de maneviyatsızlıktan dolayı kaybedildiğini görüyoruz yani. O yüzden dolayı Türkiye'mize çok ciddi bir şekilde bu konuda hassasiyetle çalışılması lazım. İşin önü açılması lazım. Gayret gösterilmesi lazım. İşte işin önü nasıl açılır? Tekrar ediyorum. Bütün manevi eğitim verecek kurumların yani Kur'an kurslarının ve camilerimizin mesela çok çok içimiz yanıyor. Niye içimiz yanıyor? Allah rızası için ya. Allah rızası için sorun. Halkına sorun bakalım ya. Şimdi ne yapıyorlar? Ne yapılıyor? Cami 5 vakit namazı açılıyor. Namaz bitti ve pat diye kapanıyor. Şimdi kapanmasın meselesiyle alakalı tabii bu tartışmalara sebep olacak. Kapanmasın mı? E tabii ki kapansın. Ama niye kapanıyor? Niye kapansın diyoruz? İşte camide bir faaliyet olmazsa, bir çalışma olmazsa, orada insanları gerçekten yetiştirmezsek, hatta belli zamanlarda o cami medreselerinde de Kur'an kurslarında belli zamanlarda erkekler, belli zamanlarda hanım hocaları hanımlara yetiştirme sistemini yapmazsak tabii kapatılmalı. Yoksa öbür türlü gelirler olmayacak şeyler yaparlar. Olmayacak şekilde kullanırlar. Buna katılıyorum. Ama sen gerçekten camide faaliyet gösterirsen, sen camide mücadeleyi verirsen, hoca efendiler ve gerçekten kanaat önderleri, işin ehli olan insanlar bu işin önünü açarsa, çalışmasını yaparsa o zaman zaten kapanmasına gerek kalmayacak ya. O yüzden dolayı ama bu işe ne yapılması lazım? Mutlaka ön açılması lazım. Ve yoksa gençliğimizin bu şuuru almadığı takdirde, yani manevi eğitimi almadığı takdirde ne kadar maddi eğitim alırsa alsın, o şımarıklıkla, o kendini bilmez hareketlerle ve bir takım nimetlere kavuştuğu halde o nimetin şükrünü bilmediğinden dolayı huzuru hiçbir zaman olmayacaktır, olmazdı. Çünkü manevi eğitim olmadığı takdirde o maddi eğitimle, maddi menfaatlerle beraber kendisini ne yapacaktır? Bir takım şeylere yönlendirecektir. O yüzden dolayı Rabbim inşallah acilen bütün gençliğimize, bütün kardeşlerimize manevi eğitim güzelliklerini ulaştırmayı bize nasip etsin inşallah. Hocam şimdi burada böyle bir soru çıkıyor. Medyada da bu işte, lafınızı unutmayın da, medyada da bu işte gerçekten çok büyük çalışmalar yapmamız lazım. Çok büyük çalışmalar yapmamız lazım. Çünkü medyada da bu işi ne yapıyorlar? Gerçekten batılı ortaya koyuyorlar. Dizilerle, hareketlerle, oluşumlarla, yarışmalarla, belli şeylerle, hatta Allah muhafaza etsin, öyle program yapıyor, yok izdivaç programlarıyla beraber milleti tamamen ahlaki değerleriyle, maneviyatıyla oynayarak milleti gerçekten yanlışa sürüklüyorlar ya. E bu sefer de sen söyle, ya işte bir de kalkıyor, bir bakıyorsun milleti kıyafet konusunda, yaşantı konusunda yanlışa sürükleyen insanlar daha sonra bir olayla karşılaştığında ahlak abidesi kesiliyor. İnsanlara şey dersi vermeye başlıyor. Ya senin yüzünden bu gençlik bu hale geldi biliyor musun sen ya? Senin yapmış olduğun, göstermiş olduğun sistemle bu gençlik dininden uzaklaştı. Allah'ından, peygamberinden, kitabından uzaklaştı. Onlardan uzaklaştığında cahil kaldı. Cahilane hareketlerinden dolayı yapmış olduğu bu hareketin karşısında sen de bir kalkıyorsun bile. Ne yapacaksın? İşte bilmem filan ya, bırak bu işleri ya. Nereye sürüklüyorsun bu insanları? Hangi ahlaka sürüklüyorsun bu insanları? Hangi alışkanlıklara bu işleri insanları sürüklüyorsun diye sormazlar mı sana? Bu dizilerle alakalı, bazı yarışmalarla alakalı, bazı işte sanatçıyım ayakları adı altındakilerle alakalı bir bakıyorsun gençliğimiz gerçekten heba oluyor. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Hocam şimdi Cumhurbaşkanımız yıllardır söylediği bir söylem var. Dindar gençlik istiyoruz diyor. Bununla orantılı olarak Başbakanımız Ahmet Davutoğlu hep İslami eğitimden vuruyor. İşte birkaç gün önce malumunuz Profesör Doktor Mehmet Görmez hocamız, Diyanet İşleri Başkanımız medreselerin legalleşmesinden, yasallaşmasından evet, arasında bahsediyor. Evet.
Ancak icraat noktası, hatta işte bazı televizyonlarla, bazı radyolarla, bazı işte yazılı görsel basın, gazetesi, özel okulları, kursları, vakıfları, dernekleriyle İslami bir çalışma yapılmaya çalışılıyor. Karınca kararınca. Ama icraat noktasına baktığımız zaman her sene yapılan anketlerde gençliğimizin milli ve manevi değerlerden uzaklaştığını görüyoruz. Bu tezat nedir? Yani bu bağlantı eksikliği, bu yani çalışmaların yüksek olduğu gözüküyor. Yoksa çalışmalarda mı sıkıntı var? Yoksa anketlerin oranında mı sıkıntı var? Yani madem bu kadar çalışma varsa biz hala Türkiye'de namaz kılma oranların iki haneli rakamlara gelmediğinden bahsediyoruz. İşte hafızlıktan bahsediyoruz. Gençliğimizin yani bunu nasıl açıklayacağız yani? Şimdi normal şartlarda Cumhurbaşkanımız olsun, Başbakanımız olsun, normal şartlarda kendilerinin de yetişme tarzına baktığımızda bakın gerçekten manevi eğitimi almış oldukları sistemi kendilerine şöyle bir bakmalarını, gerçi evvela bunu tavsiye ederim, rica ederim yani. Bir baksınlar ya. Baksınlar bakalım gerçekten bu eğitim sistemiyle mi almışlar yoksa dışarıdan etkilerle mi bu işi yapmışlar, güçlendirmişler. Bu çok önemli bir şey. Buna bakmaları lazım yani. Buna bakıldığı zaman zaten iş ne yapacak? İş daha ortaya çıkacak yani. Bununla beraber şimdi gerçekten Cumhurbaşkanımız veya Başbakanımız bu konuda hassas olduğu herkes tarafından biliniyor mu? Biliniyor. Bunu hiç kimse inkar edemez. Doğru mu? Ancak bu konuda tam bir eyleme girildiğinde bir bakıyorsun Türkiye'de her türlü sıkıntılar ne yapıyor? Tezahür ediyor. O yüzden tabii her türlü. O yüzden dolayı sadece bu işi Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza bırakmak yanlış olur. Bu iş gerçekten bütün kadrolarla, bütün halkla, sadece kadrolarla demiyorum dikkat edin. Bütün halk bu işi isteyecek yani. Halk bu işi ne yapacak? Gerçekten benimseyecek. Halka anlatılacak. Halk önlendirilecek. Halk bu işi istediği takdirde zaten Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız da gerçekten eğilimli. Ama halk bu işin kalkıp da sadece bana köprü yap, havaalanı yap, benim maddiyatım güçlü olsun, çocuğumun geleceği güçlü olsun, sadece yolum olsun, elektriğim olsun, doğalgazım olsun, şuyum olsun, buyum olsun, bilmem bunlar dersen sen, ne yapsın onlar? Tam bu işe eğilecek, dindar gençlik diyor. Sen zaten normal şartlarda dindar gençlik dediği an anlayacaksın. Aslında normalde anlaşılıyor. Bakın bir açıklama yapılıyor, bir bakıyorsun onun üzerine hemen çalışmaya başlıyor. Ama dindar gençlik dendiği zaman bu sefer ne yapacak? Gerçekten bu konuda eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve bütün öğretmenler, bütün profesörler, bu işin ehli olan, bütün ya bu iş sadece kalkıp da sadece halkla da demiyorum dikkat edin. Bu işin profesörleri var, bu işin eğitimcileri var, bu işin gerçekten önde olabilecek insanlar var. Bunlar da hareketlenmesi lazım. Ama maalesef kimse hareketlenmezse Cumhurbaşkanı ne yapacak sana? Başbakan ne yapacak? Bir yere kadar sana onlar yol açarlar. Ondan sonra sen ne yapacaksın? Hayata geçireceksin. Gelip de hoş sınıfta ders verecek halleri yok bunların. Kalkıp da bir okulu idare edecek, müdür olacak durumları yok bunların. En netice ön açacak. Sen o önde ne yapacaksın? Projelerini hazırlayıp devam edeceksin. Ama maalesef milli eğitim konusunda özellikle camiası konusunda bir de biraz kızıyorlar ama kızsınlar olsun. Bir Diyanet camiasının çok güçlü olmalarına rağmen, çok güçlü olmasına rağmen bu işte mutlaka öncülük yapmaları lazım. Dindar gençlik nasıl yapılır projelerini ortaya koyup hakikaten sen bunları hazırladık Cumhurbaşkanım, Başbakanım bunları hazırladık buyurun de bakalım veriyor mu vermiyor mu? Bakalım yol veriyor mu vermiyor mu? Yol vermediği zaman o zaman dersin ki bak ya sen diyorsun ya ama şimdi kalkıp projeyi de mi Cumhurbaşkanı hazırlayacak? Projeyi de mi Başbakan hazırlayacak? Bu işin eğitimcileri, bu işin ehli olan insanlar, biz bu işte ehliyiz diyen insanlar hemen koysanıza işin projesini ortaya. Çalışmasını ortaya koysanıza, gayretinizi ortaya koysanıza. Bunlar mutlaka ama illa halk da bu işi yapmalı. Devamlı desteklemeli, istemeli yani. Peki tam burada şöyle bir sual size yönelteyim hocam. Fatih medreseleri olarak, genel başkan sıfatıyla hocam, böyle bir proje mesela devlet erkanından size gelinse ve böyle bir projeniz var mı dense hocam,
Böyle bir projeniz mevcut mu hocam? Size? Normal şartlarda bizim bu şekilde çalışmamız hep vardır, var olmuştur yani devamlı. Çünkü hep kalbimizde şu vardır yani, illa bu bir gün ne yapacaktır? Ortaya çıkacaktır. Mevla Teala bu işi mutlaka bu nuru tamamlayacak. Allah'ımız buyuruyor. Vallahu mutimmu nurihi ve lev kerihel kafirun. Kafirler istemese dahi Allah bu nuru tamamlayacak. Nuru tamamlayacağından dolayı mutlaka bu projenin zaten olması ne? Şart. Olmazsa olmaz bu iş yani. O yüzden dolayı bu projeyi biz normal şartlarda zaten sunmak için mücadelemizi her türlü verdik. Ama ve lakin bazı şeyler tabii onların için oralara girmek istemiyorum. Engellemeli oluyor. Onu bilmek lazım. Ama tabii bunun sebepleri vardır. Şimdi oralara girmeyelim. Ama ve lakin bu projenin mutlaka olması lazım. Bunun daha da genişletilmesi lazım. Daha hassas. Biz özellikle ne yaptık? Özellikle bakın dikkat edin. Sadece bakın aslında normal şartlarda medrese eğitimine devam ederken biz özel eğitim okulları açtık. Sebebi neydi? İşte bu projeleri hayata geçirip göstermek içindi. Ne vardı orada? Orada iki nesil. Hangi nesil? Yani hem dünyasını gerçekten kapsayan, dünyasını dünyevi ilimleri alabilecek, hem de uhrevi ilimleri alabilecek nesil nasıl yetiştirilir? Yani aynı zamanda şu anda mevcut elhamdülillah. Aynı çatı altında. Ne yapabiliyor? Hem eğitim, milli eğitim müfredatını devam ettiği halde hem de gerçekten Kur'an-ı Azim şanla beraber yoğrulan bir nesil. Beraberce genişletilmiş medrese sistemi. Tekrar edeyim, genişletilmiş medrese sistemi. Osmanlı sistemi. Bu şekilde ortaya koyduk ki biz, ya niye koyduk bunları ortaya? Ya bakın, bu iş olabiliyor mu? Olabiliyor. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu çok önemli ama. Kur'an'la işte ikisi beraber yürür mü? Çocukların işte kabiliyeti bunu zorlanır. Kesinlikle tam tersi, Kur'an'la yoğrulan çocuğun zekası çok daha fazla ötüyor arkadaşlar. Çok daha açılıyor. Çok daha açıldığından dolayı ikisini beraber götürmesi çok daha kolaylaşıyor. Kur'an'ı rahatlıkla öğrenebiliyor. Diğer şekilde kendi açılımından dolayı da diğer eğitimi de çok daha rahat alabiliyor. Bunun tecrübesi devamlı olmuştur. Devamlı. Hatta hiç unutmam. Seneler önce. Yani bu işe daha yeni başladığımız seneden bahsediyorum. Hafızlarımızı yetiştirmiştik. Çok hoş hafıza yetiştirmiştik. Yaşları ufaktı. Bir eğitim, yani bir öğretmenimiz geldi dedi ki hocam bunları dedi ben dedi bir testten geçirmem lazım. Yani gerçekten zeka durumlarını ölçmem lazım. Çünkü biz ondan biraz seri hızlı eğitim istiyorduk. Çocuklarla alakalı. Bir onları şey yapmamız lazım. Dedi. İçeriye bir girdi çocukların yanına. Çocuklara biraz onlarla haşır neşir oldu. Hocam daha kısa zamanda ben bu çocuklara bu eğitimi veririm Allah'ın izniyle dedi. Çünkü baktı ki çocuklara zehir. Hepsi gerçekten hafız. Ve kısa zamanda da gerçekten istenen eğitimi ne yaptı? Onlara verdi yani. O yüzden dolayı yani iki eğitimi beraber yürütme meselesi. Bununla alakalı konumuz da var zannediyorum ama konu açılmışken de şunu söylemek istiyorum. Hem teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok tatlı bir ifade kullandı. Medreselerimizin legal olmasıyla alakalı. Hakikaten gerçekten bugün Türkiye'mizin mutlak olmazsa olmaz özelliğidir arkadaşlar. Gerçekten kurtuluş özelliğidir. Medreseler gerçekten ne olursa, legal olursa, devlet tarafından tanınırsa, gerçekten bu eğitimi ortaya koyarsak, hem manevi hem maddi eğitimleri ortaya koyarsak, bu çocukların yetişmesiyle alakalı bu işi önünü açarsak, bakın göreceksiniz kısa zamanda bu iş Allah'ın izniyle düzelir. İnşallah. Hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Kur'an'la yoğrulan bir insan devletine ihanet etmez. Kur'an'la yoğrulan bir insan kesinlikle o hainlik yapmaz. O devlet malına, kurumlarına asla zarar vermez. Ve çoğaltabilirsin. Evet. O yüzden gerçekten çok önemli. Rabbim inşallah tesisini görmeyi nasip etsin inşallah. Evet sevgili hocam. İzleyicilerimize döneyim biraz. İlk defa seyrediyorum. Çok beğendim. Faydalı bilgiler için çok teşekkürler demiş İstanbul Beylikdüzü'nden. Böyle bir görünüşlü kadro ile yorumlarınız bizleri pek çok memnun etmektedir. Allah razı olsun demiş. Teşekkür ederiz.
Selamünaleyküm, ben beden eğitimi öğretmeniyim. Derslerimde dini konulara dikkat ediyorum. Her ders birkaç konudan bahsediyorum. Eşim din kültürü öğretmeni ama bayan olmasından dolayı 7. ve 8. sınıflarda çok zorlanıyor. Sebebi de karma eğitimden dolayı. Hiç olmazsa beden eğitimi dersinde, din kültürü derslerinde karma eğitim olmazsa daha iyi eğitim olacağı kanaatindeyim, demiş sevgili hocam bir öğretmenimiz. Evvela kendine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hassasiyetlerinden dolayı Mevla Teala başarılar nasip etsin. kendilerine Mevla Teala bol mükafatlar ikram etsin. Hakikaten güzel bir hassasiyet gösteriyor. İşte zaten işte demin söyledik ya, bu hassasiyeti taşıyan insanları, öğretmenlerimizi özellikle bunları ortaya çıkartıp bunların önünü mutlaka açılması lazım. Evet. Şimdi bu karma eğitimle alakalı zaten bunu aşikar bir şekilde defalarca konuşulduğu halde, üzerinde durulduğu halde, bu eğitimin insanlara, çocuklara, gençlere özellikle sıkıntı verdiğini gördüğümüz halde, hatta ve hatta öğretmenle talebe arasındaki ilişkilerde çok büyük sorunlar yaşandığını gördüğümüz halde, hala inadi bir şekilde böyle devam ettirilmesi, hala bu şekilde yürümesinin sağlanması, benim kafam bunu almıyor. Nasıl, yani bunu nasıl bu şekilde bir düşünen insan için, gerçek tefekkür eden insan için bu kadar olayları gördüğü halde bu onun önüne geçmiyorsa bunda gerçekten bir dur demek lazım ya. Yani ne, siz niye bunun önüne geçmiyorsunuz ya? Bak tekrar ediyorum, burada yine ben şunu baştan söylemek istiyorum. Çok önemli bu ifade. Biz herkesin, halkımızın şöyle bir ahlakı var, anlayışı var yani. Her şeyi biz başbakandan veya işte şu anda Cumhurbaşkanı'ndan sanki bekleniyor her şey. Ya değil ya. Bu işi Milli Eğitim yapabilir ya. Milli Eğitim Bakanımız yapabilir. Onun kadroları yapabilir. Bu işin Milli Eğitim'deki ön şeyde bulunan insanlar, komisyonlar yapabilir. Yapabilir ya. Bir araya gelin. Görüyorsunuz bu sıkıntıları. Hep beraber seyrediyorsunuz. Görüyorsunuz ki öğretmenlerle talebe arasındaki ilişkilerde büyük sıkıntılara çekildiğini görüyorsunuz. Talebelerin kendi aralarında aşk, meşk ifadeli çerçevesinde çok tehlikeli yerlere düştüğünü görüyorsunuz. Bunlardan dolayı birbirine kötü alışkanlıklara düştüğünü, onu buraya çektiğini hep beraber görüyorsunuz. Olmayacak şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ya bunlar hep görülüyor mu kardeşim? Ya bir tane, iki tane, beş tane değil ki artık ya. Bir tane, iki tane, beş tane değil de devamlı. Her gün binlerce böyle haberlerle karşılaşıldığı halde hala bu karma eğitime sadece nedir biliyor musunuz? İnadidir ya bu. İnadi yani. Yani insan bu kadar konuşulmasına karşın bir adım bari atması lazım sevgili hocam. Bu kadar dillendirilmesine rağmen. Ve bununla beraber sadece niçin? Derler ki ne olmuş? Allah Celle Celaluhu'nun hükümleri isteniyor. İşte bak Kur'an hükümleri uygulanıyor. Bir şeyler söyle. Ya doğru neyse onu uygulayacaksın ya. Ya doğru neyse onu uygulayacaksın sen. Ve bunu isteyeceksin. Bunu arzu edeceksin. Bütün eğitimciler olarak gerçekten bunun önünü açacaksın. Bunu açmadığın takdirde Allah muhafaza etsin, hep beraber işte büyük sıkıntılar, büyük felaketler görüyoruz hep beraber. O yüzden Rabbim inşallah o günleri de görmeyi nasip etsin. Ama bu kardeşlerimize teşekkür ediyorum inşallah. Hakikaten bu işin önü açılmalı. Mutlaka karma eğitim kaldırılmalı yani. Kimse kendini kandırmasın. Herkes bu konuda hassas olduğu bir konu burası normalde. Herkes hassas. Ama maalesef sadece dini, dinle alakalı bağlantılar kurularak kalkmasını bundan dolayı istemeyenler var. Allah muhafaza etsin. Maalesef. Evet. Ya hiç değilse bu mecburiyet boyutu açılsa insanlar da ona göre artık... Ya normal şartlarda insanlar ne diyorlar? Özgürlük var, demokrasi var. Ya tamam. Adam der ki ben çocuğumu nerede okutmak istemiyorum? Karmada okutmak istemiyorum diyebilsin ya. Ve gerçekten de buna alternatifler ona koyabilirsin. Hak verirsin, seçme hakkı verirsin. Bazı izleyicilerimiz de sevgili hocam bu dizi olaylarına, yani o konulara değindiğiniz için çok memnun kalmışlar. Hocam benim çocuğum var, dizileri seyrediyor ve örnek alıyor. Onlar gibi giyinmeye kalkıyor. Çok zor durumdayız. Bu gibi yayınların artması, yani bu bizim yaptığımız yayınların artması daha iyi olur inşallah diyor. Hocam Allah sizlerden razı olsun. Almanya'dan size yazıyorum. Sizlerden çok istifade ediyoruz demiş bir izleyicimiz. Bir izleyicimiz yine karma eğitim bir an önce kaldırılmalı demiş.
Hocamız ne güzel söylüyor. Evet, bu rezalet televizyon programları çığırından çıktı. Milletin ahlakını bozucu şeyler ve gerçekten de insanları din eğitiminden uzaklaştırıyorlar demiş. Hepinize efendiler, hepinize sevgi ve saygılarımla. 16 gündür İstanbul Halkalı'da bir üniversitede geçici iş yapıyorum. Namaz vakitlerinde hiç sünnet kılmıyorlar gençler. Ben üzüldüm. Ne olması gerekiyor? Hasan Ay demiş. Hayırlı akşamlar demiş bu izleyicimiz de. Yani bu TV kanallarından da elhamdülillah şu an ecdadımıza küfreden bir rezalet kaldırıldı sevgili hocam. Şükürler olsun. Ya şimdi normal şartlarda zaten bu kanallar hangi kanal olursa olsun fark etmez. Mutlaka zaten gençliğimizin tehlikeye sürüklüyorsa, ahlakını bozacak şeylere sürüklüyorsa, ne olursa olsun, ama dizi olsun, ama yarışmalar olsun, ama buna benzer hangi program olursa olsun, bunu mutlaka zaten önüne geçirmesi lazım ya. Yoksa kalkıp da televizyondan etkilenmiyorum demesi adamın mümkün mü? Kanallardan etkilenmiyorum demesi mümkün mü? Görsel yayın bir defa, görüyor ya. Yönlendirme var ya. Ya mümkün mü yani? Ama kıyafetinden ne yapacak? Etkilenecek. Ama hareketlerinden etkilenecek. Ama çeşitli hareket oluşumlarından, hatta ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar şu anda, bakın takip edin şeyleri. Diyorlar ki çocuk yapmış olduğu hareketi söyleyin diyorlar. Hangi dizi olduğunu, hangi dizi takip ettiğini söyleyelim diyorlar. Tabii niye? Çünkü onun etkisi altında kalıyor. Onun etkisi altında kaldığından dolayı şu dizide onu görmüştür. Şu hareketi şurada görmüştür. Şu tıraşı şu sanatçıda görmüştür. Şu futbolcuda görmüştür. Bak dikkat ediyor musunuz yani? Bakıyorsun hep böyle yönlendirme sistemi yani. O yüzden dolayı bunların mutlaka önüne geçecek ne yapmak sistem. Bir de özellikle çok hassas bir konu. Ne? Tarihimiz ya, ecdadımız ya. Ecdadımızla alakalı arkadaş ya. Ecdadımızla alakalı insanlar film yapacak. Ya bu mutlaka tarih hocalarının, eğitimcilerinin, işi bilen insanların mutlaka kontrolünden geçmesi lazım ya. Onlara sunulması lazım. Çünkü senin vermiş olduğun bilgi ecdadımıza ne yapıyor? Hakaret ettiriyor. Sövdürttürüyor. Kötülettiriyor. Düşman ettiriyor. Sen nasıl bu normal buna yol verebilirsin ya? Ya işte bunlar bilgi amaçlı değilmiş de bilmem şundan dolayıymış da, ya ne alakası var ya? Sen biliyorsun ki bu görsellerde mutlaka ne var? Tesirlenme var. Etkilenme var. Çok büyük hakaretler, iftiralar, değişik şeyler oluyor. O yüzden dolayı bu işin mutlaka her türlü önüne geçilmesi lazım. Rabbim başarma yasibiz. Bir takım şeylerin önüne geçildi ama hepsini diyemiyoruz yani. İnşallah yavaş yavaş. Demin dediniz hocam, karma eğitimde halk mutlaka üzerine düşen görevi yapmalı. Şimdi demin sevgili hocam dedi ki, o film dedi kaldırıldı dedi. Hayır, kaldırılmadı. Bir yetkili tarafından kaldırılmadı. O filmi halk kaldırdı hocam. Rating yapmadı. Halkın gücü burada çıkıyor yani. Ama bu konuda gerçekten halkı tebrik etmek lazım. Allah razı olsun yani. Bak ne yaptı? Demek ki bu halk eğer bunlara prim vermemiş olsa, bak gördün mü? Bunlara prim vermemiş olsa, rağbet etmese, şu dizilerden kendini uzak tutmuş olsa, bak göreceksin. Yayından kalkacak. İnşallah. Karma eğitim konusunu diyorum. Aynı paralellikte devam ediyor hocam. Halkın böyle bir talebi olsun. Mesela insanlar tepki olsun için çocuklarımızı okula göndermiyoruz dese. Yazılar yazsa, Cumhurbaşkanlığına, bakanlıklara, Milli Eğitim Bakanlığına filan. İlla karşılık bulur hocam yani. İlla. Halkımız da çok sessiz oluyor. Konuştuğumuz problemler ortak problemler. Yani hepimiz sosyal, toplumsal sorunların varlığını tespit etmede müttefikiz. Herkes gençliğe baktığımız zaman sahip çıkılmalı. Eğitim konusunda gerçekten büyük çabalar sarf edilmeli diyoruz. Hapishanelere bakıyorsun, hapishaneler dolmuş taşmış, artık yer kalmamış vaziyette. İntiharlar, cinnetler veyahut da adam öldürme olayları, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar had safhalara ve bununla birlikte işte ruhsal problemler, hastanelerde doktorlar köşesinde yapan, bunlar toplumun bir bunalım içinde olduğunu gösteren alametler. Bunu herkes, yani yöneticiler de işte sağ cenahtan, sol cenahtan, İslami kesimden, karşıt kesimden, herkesin gerçekten bu konuda iyiye gitmediğimizi ifade edecek sözlerle müttefik olduğumuz şeyler. Ancak
durumu düzeltecek, yani İslami çözümlerle, maneviyat eğitimiyle durumu düzeltecek olan bizler, yani İslam, Müslüman kesimi, şuurlu dediğimiz kesimin üretkenlikte sol cenahtan veya olaylara sahip çıkmakta biraz daha gevşek davrandığımız için imkanlar elimizde bugün çok daha fazla. Dünün imkanlarından 30-40 sene, 50 sene öncesine nazaran Müslümanların elindeki imkanlar son derece fazla. Ama bu imkanları üretime geçirip de kullanmayı bilmiyoruz. İza kânel vâdî hâliyen yekûnü sâlebü fîhâ vâliyen. Bir vadi aslanlardan boş kalırsa oraya, o meydanlara, o vadilere tilkiler yuva kurar. Tilkiler o meydanlarda cirit atar. İza kânel gurâbu reîse kavmin se'tîhim ilâ arzın ciyâfin. Bir kavmin, bir topluluğun reisi, önderi, işte takip edilen idolü, model, rol modelleri kargalar olursa se'tîhim ilâ arzın ciyâfin. O kargalar onları yakında, çok yakın bir zamanda leşlik bir araziye götürür. Şimdi toplumumuzu, yani gençliğimizi, maneviyat mirasımızı miras bırakabilme noktasında bizim elde ettiğimiz İslami ilimi, bilgiyi, şuuru nesillerimize intikal ettirme, miras bırakabilme noktasında son derece sıkıntı yaşıyoruz. Yani babalarımızdan bize gördüğümüz, büyüklerimizden gördüğümüz ahlak, edep, terbiye, İslami eğitimin çocuklarımıza, torunlarımıza acaba miras bırakabilecek miyiz sorununu yaşıyoruz hep beraber. Bu, o zaman herkesin üzerine düşen şeyde bir adım atması lazım. İyiliğe erişimin, hayra erişimin yolları kapalı. Bu kadar imkanlarımız var ama Müslümanlar olarak maddi imkanlarımız son derece gelişmiş. Ama kötülüğe erişim çok daha hızlı bir şekilde gençliğimizin önünde ve bizim gençlerimize örnek olmak, tesir etmek, onları yönlendirme şeyimiz bu gücümüze, imkanlarımıza rağmen son derece zayıf. Kötü daha çabuk mikrobunu, tesirini bulaştırırken iyilerin böyle varlığının tesiri toplumda olmuyor. O zaman bir çare, çaba bulmamız lazım. Yani 120 bin hoca var. Diyanet personeli. Herkes 10'ar tane talebe okutmuş olsa, 10 tane talebe her sene, senede 1200, 1 milyon 200 bin öğrenci yapar. İşte cemaatler var. Bir cemaate şimdi ne oldu? İşte terörle ilişkilendirerek devletin altına oyduğu bahanesiyle operasyonlar yapılıyor. Ancak kabul edelim veya etmeyelim, bu insanlar bir şekilde ideallerini, ideolojilerini biz istemesek bile aleyhimize de olsa dini açıdan da siyasi açıdan da bir insanlara el attılar. Bu gençliğe sahip çıktılar. Ve fikirlerini o gençliğin üzerinde ne yaptılar? Uyguladılar, şey yaptılar. Ama bugün bu gençliğe sahip çıkacak başka bir şey yok ortada. Böyle ilgilenen, sahip çıkan insanlar yok. Herkes yani resmi mantıkla bir de resmi şeye baktığımız zaman hocam, yani resmi olarak devlet, kurumlar ne kadar görevini yapıyor? Kurumlar, bir bakanlık var, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Boşanmalar, evlenmeler, aile yapısının korunması konusunda gerçekten çok şeyler konuşuluyor ama değişen bir şey yok. Vallahi ben açık söyleyeyim. Bir bu Ulaştırma Bakanı var ya, bir ondan ben şey yapıyorum. Aynen. Bir gördüğüm bu, hakikaten bakanlığın hakkını verdiğini gördüğüm, herhalde zannediyorum o olması lazım. Bir gördüğüm bu, yani hissettiğim Türkiye'de, ama yoksa milli eğitimde bir türlü bir şey hissedemedik. Aile Bakanlığı'yla veya buna benzer diğer bakanlıklarla alakalı, yani şöyle bir de daha önce bir Sağlık Bakanı, daha önce dedim. Şimdi aynı şeyi söyleyemiyorum ama daha önce bir Sağlık Bakanlığı'yla alakalı da işte zamanında artık neyse buralarda hissettiğimiz şeyler oluyor yani. Ama yoksa bakıyorsun diğer bakanlıklarla alakalı, özellikle ben tabii sizi en çok ilgilendiren şey Milli Eğitim Bakanlığı ile alakalı. Zaten çok değişti biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı. En son şey şimdiki başkan bakanımız, şu andaki bakanımız şu anda değişmiyor ama ya o istenilen reformlar, hareketler, oluşumlar orada ne yapılmıyor?
görülmüyor yani. Bir de Aile Bakanlığı da çok önemli bir bakanlık biliyorsunuz. Bu boşanmalarla alakalı, şeylerle alakalı, ailenin kurumuyla alakalı, muhafazasıyla alakalı çok yani önemli bir bakanlık olmasına rağmen orada da mesela istenilen kıvam ne yapılmıyor? Bunu biraz kenara bırakmak da doğru değil yani. İstenilen kıvam hissedilmiyor yani. Yani benim bakanlık olarak hissettiğim bir şey şey yaparlarsa bu Ulaştırma Bakanlığı güzel. Hakikaten maşallah. Evet. Çalışıyor. Çalışıyor yani. Maşallah. Evet. Yani bütçenin de çoğu şu an eğitim konusuna aktarılıyor sevgili hocam ama maalesef bu konuda istenilen adımlar atılmıyor. İşte onun da en bariz özelliklerinden bir tanesi halk olarak bizim bu olaya sahiplenmemiz lazım. Şimdi sevgili hocam bir konu daha açmak istiyorum ben. Reklam arasına gideceğiz ama konuyu açmış olarak girelim. Hem seyircilerimiz de belki soru hazırlamak isterler. Hafızlık konusu, ülkemizdeki hafızlık konusu. Evvela kısaca şu soruya bir cevap alayım sevgili hocam. Ülkemizdeki yetişen hafız sayısını yeterli görüyor musunuz? Gerçekten yeteri kadar hafız yetişiyor mu? Şimdi normalde 16 milyon söyleniyordu. Şu anda 20 milyona yakın ifade kullanılıyor. Öğrencinin bulunmuş olduğu Türkiye'mizde binlerle, 2000'lerle, tekrar ediyorum, binlerle, 2000'lerle tarif edilen hafız seviyesi son derece düşük yani. Bakın dikkat edin. 20 milyona yakın bir öğrenci sistemiyle varken Türkiye'de bunun içinde kalkıp da binler, 2000'ler ifadesi kullanılan ki buralarda bu rakamlar yani bu rakamlarda kullanılan hafız yani bu sene işte 1000 küsur veya 2000 küsur veya 3000 küsur olsun. Bu rakamlar gerçekten son derece az. Son derece az yani. Çünkü milyondan bahsediyor dikkat edin. 20 milyona yakın insandan bahsediyor ya. Hocam bunun burasında şunu ben bir tespit yapmak istiyorum. Yani bu hep halkın suçu mu? Halkımız hafızlığın kıymetini bilmiyor. Kur'an'a kıymet vermiyor da mı böyle? Hafızlığın önünde bir istikbal, işte okula gittiği zamanki istikbali göremediği için mi? Yani devletin de bu konuda ön açıcı çalışmalar yapması lazım değil mi? Bir hafızlığın istikbal vaat etmesi noktasında sonra buraya da not alalım inşallah girmemiz, değinmemiz lazım. Aradan sonra. Evet kıymetli izleyicilerimiz kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.